La bu ücret nasıl görüyorum? Bence rezalet içinde görüyorum. Çünkü niye? Tam 17 bin lira baktığın zaman 3-5 sene öncesine göre güzel bir para olarak görünüyor. Ama çağımıza baktığın zaman şu an bu dairenin fiyatı belki 1500-1200 lira arası gidip geliyor. 17 bin lira alan bir insanın ev alma imkanı %0. Nasıl ev alacak adam? Adam 10 bin lira kira mı versin? Kredi çekse kredi alası. Mesela kredi çekmeyi düşünüyoruz TOKİ üzerine. 650-700 lira çekeceğimiz kredinin faiz miktarı 1400-1300 arası. Bunun aylık ödemesi zaten 25 bin lira. 17 bin lira alan adam bunu nasıl ödeyecek? Bunun çıkmıyor, bunun kirası var. Bunun erzaktır, doğalgazdır, su faturasıdır. Doğalgazı 45 dereceye veriyorsunuz, 1500 lira geliyor zaten. Yani bence bizim insanlarımızın artık bir şey yapması gerekiyor yani. Ayaklanma bence şart. Hani ayaklanma olmadığı sürece bu zamlar devam ediyor. 6 bin lira asgari ücrete zam yapılması Türkiye'nin ekonomisinin bitmesi demektir zaten. Asgari ücret hiçbir şey düşünmüyorum. Kötüdür çünkü. 3 ay sonra bu sıfıra düşer. Başını pazardan kimden soruyorum? Deyip pazar testinden sonra göreceksin fiyatları. Pazarcılar söylüyor, ben söylemiyorum. Pazar testi günü deyip fahiş bir fiyat gelecek. Asgari ücret 2 ayda erir biter. 2 ekmek alsın 25 milyondur. Ayda ne? 750 milyon. Bu kuru ekmek ha. Başka bir şey yok yani. Şimdi bu biz birbirimizi eziyoruz ha. Yani işveren eziyor, işçi eziyor, üsttekiler işvereni eziyor. Herkes birbirini eziyor yani. Herkes birbirinin sırtına basıyor. Bu sistemde bilirsen azdır. Akıllı olan lider olur. Kurnazi parayı götürür. Aptali de alkışlarlar. Şimdi bir de yarını düşünün. 17 bin, 10 TL'lik olan şey 20 TL olacak. Bundan sonra her şey berbat. Şu an 10 TL'lik olan bir şey yarın diğer gün 20 TL, 30 TL olacak. Örnek verin, bir şehir içine biniyorsun. 15 TL yarın 30 TL olacak. Peki bu öğrenciler, bu insanlar ne yapacak? Nasıl geçinecek? Bir de orası var. Zaten her şey üzerinde zam. 17 bin 2 lira. Ay başı geldi mi 17 bin lirayı bir köşeye atacağız masraf olarak. Bize geriye kalan da 2 lira. Çünkü şu an biraz malzeme aldık, tamam mı? Kahvaltı için aldık. Bir poşet malzeme aldık. Ne kadar tuttu? 800 lira. Toplasan orada 2 kilo malzeme var, yok. 800 lira para. Şimdi ekonomiye bakılırsa şu şekilde. Gerçekten de kiralar olsun, geçim olsun. Yani bugün kuru bir kişiliğimle, kuru bir bedenimle en az 1000 lira günlük giderim vardır. Yani bunu abartısız bir şekilde söyleyeyim. Sigarasıdır, odur budur. Yani yemesi de içmesi de. Bugün bir arkadaşla bir döner yemeye gittiğiniz zaman en az iki kişinin vereceği hesap 200-250 lira civarı değil mi? O şekilde. Bunu aylığa vurduğun zaman ne oluyor? 6000-7000 lira. O şekilde sadece kuru bir şeydir. Yani bugün mesela evli bir bireyin tek kişi çalışması şey yapabilir yani. Zor. Hele ki kiracıysa, hele ki asgari ücret çalışıyorsa, ek bir geliri yoksa yani zorlanır. Bu bütçeyle zorlanır. 17.200 lira zaten komik bir rakam. Türkiye şartlarına göre çok komik bir rakam değil mi? Ben çalışıyorum, ben turizmde çalışıyorum. 10 yıldır asgari ücretin üzeri çalışıyorum da yetmiyor. Ya savaşa ayrılan bütçe, yani bugün birçok kurumlara da ayrılan bütçeler var yani bakılırsan. Bir sürü kurumlar, mesela depremde toplanan paralar nereye gitti diye sorarsak hiç kimsenin bir bilgisi yok, var mı? Var mı bir bilginiz nereye gitti diye? Hiç kimsenin bir bilgisi yok. Vallahi şimdi ben bireysel, kişisel olarak düşüneceğim. 50 milyar da olsa yetmez. Çünkü enflasyon durmuyor. Eriyor. Buna kaç, 6 ay önce dediler yeteri, akış makış yaptı sokaklarda. Ne oldu? Erdi gitti. Burada Türkiye'de enflasyon durması gerekiyor. Hatta aşağı inmesi gerekiyor. Yoksa yaptın 25 yaptın, 30 yaptın. Arkasında zemler kamçılandı mı? Sinir gidiyor. Bunu görmek lazım. Benim şu anda 3 tane çocuğum asgari ücretle çalışıyor. Her bir tanesi 4-5 tane nüfusu var. Kirecidirler. Kira babam mesela şu anda bu belgemizde 10'dan aşağı yok. 10 binden aşağı yok. 10 bini kira ver. Ver 2 bin, 3 bin de en az bina giderine elektrik, su.
Doğal gaz ne kaldı yerde? 2-3 milyar kalıyor. Nasıl geçim yapar? Yani öyle rakamla büyütme çözüm değil. Bir, ikincisi dünyanın hiçbir ülkede bu kadar asgari ücretle çalışan insan yok. Herkes örgütlüydü, sandukalıydı. Ben çalışırken sandukayı netçiliği yapıyordum. Toplu sözleşmeyle, pazarlıkla otura. Hakkın sen alacaksın. Gözün başkasındaysa sonuç budur. Şimdi asgari ücret bir Türk iş gidiyor orada oturuyor. Sabah Türk iş genel başkanı dinledim diyor. Ben muhalif şerimi koymuşum. Bunu istemedim. Buna rağmen yapıldı. Yani bu gidişle hiç kimse demesin ben tokuyorum ya rahat yaşıyorum. Çocuklarımı rahat okutuyorum. Ne hayaldir. Mutlaka sandukalı olması lazım. Sandukalı yüklemesi lazım. Bu zemler bile devam ederse. Ben dün gittim bir ayakkabı sordum. 2500. Bunun yanında pantol alsan, parka alsan, gömlek alsan adı asgari ücret bir defada gitti. Kime Tehran'a ki Revşah Türkiye'de evde milyar bıçakı. Mala ki en büyük dün nüfus gibi evde milyar gelip kime. Şuaya ki abahı kire bitin, kat tehra çün haketin. Ya gelen ki az bu nüfus amalı biraz sehbet, seh sehbet işimler ancak tehra biket. Hani hevde miler pır kime, ya az endez yarım, nu zanige hılas bu. Az yani tine tine mi az. Tek yesim, bis milyarat vergim tehra mülaket bis milyar. Kire jiyazın adım. Hani az kire ne adım bis milyar tehra mülaket az carat fikrim. Ve kudan büçük, kudan kuandakar çava askeri ücreti maaşı ki kua idame etken az hayret miyim? Ya evet diziyatken, evet çava dinim bir para. Hani mıkabın rafşe ki hırabı. Ev hevde milyara hem beşin dü hem dü mehdi, an se mehdi. Dedi sabit de yazda milyarı neha. Beş milyarı neha. Bacarım neyi Kürdistan iş kua kesek askeri ücreti cinadet. Evet pisliye ki cüdatır he. Hem beşin askeri ücret tamam hevde milyar için he. Am ne karın o işi değişip git ve dere askeri ücret iş kuanadı. Evcü psikik ki cüdaya. Gora mı gora fikra mı askeri ücret sih. Sih sih o peç. Nüfus şık azıydı bit seri nüfus işi tişkek deyip don desen. Peç, dü, sih. Misal. Ya bence en şey rakam yani. Yükseldi ama yine faiz, zamlar falan gelecek. Yine aynı şey olacak. Değişen bir şey olmayacak. Askeri ücretle ben çalışmıyorum. Biraz daha fazlasını alıyorum. Ama ülkenin yanlış değilsem %52'sine yakın kısmı askeri ücretle çalışıyor. Eğer doğru okuduysam geçenlerde görmüştüm. Onun için cidden belki daha yüksek olsaydı değişen bir şey olur muydu peki? Zamlarla yine aynı şey görürse bir şey değişmez yani. Yine aynı şey olurdu. Bence yılda bir kere yapmalarına gerek yok. Eskiye dönelim. 5000 olsun. Zamlar geri alsınlar zamları. Bence daha iyi olur. 20 binde olsa, 30 binde olsa enflasyon inmeden yetmez. Zaten daha kimse asgari ücret almadan bütün her şeye zamlar geldi. Yani bir faydası yok. Enflasyonun inmesi lazım. Bu şartlarda yani ne kadar artırırsanız artırın yetmez. Enflasyon bence %80 civarıdır. Yani 70'i geçer. %70 yani 25 milyar en azından olması lazım. 25 milyar civarı olması lazımdır milletin biraz nefes alması için. Bu şartlarda kim ne alırsa alsın sonuçta eriyor. Kimse bir birikim yapamıyor. Kimse özel bir harcama yapamıyor. Neden? Herkes sadece diyor çocuklarım eğitimi işte geçimimi sağlayayım. Sen orada 17 mi yapıyorsun? Şirketi gidiyorsun 300'e satıyorsun. Ben ne anladım bu ekonomikten? Asgari ücretle ancak bir nefes alabilirsin. Kiracıyım zaten 12 bin lira veriyorum. Ben hiç uygun bulmuyorum. Şuraya yaşayan ailesi olsun. Talebim 25 bin civarı. 12 bin kira veriyorum. Şimdi bu asgari ücrette 17 bin olmuş. 5 bin kanı ben bunu suya mı vereyim, elektriğe mi vereyim, yiyeyim mi, giyeyim mi? Zor.